İyi günler arkadaşlar. IP versiyon 6 64 6 to 4 işte 64 tunnel nedir? Eğitimine hoş geldiniz. Bundan önceki eğitimimizde GRE ve IPv6 IP'de point to point yani noktadan noktaya tunnel yapmıştık hatırlıyorsanız. Ancak router sayısı artarsa bu problem olur. Nasıl problem olur? Diyelim ki mesela noktadan noktaya değil de böyle işte bakın router 1, router 2, router 3 gibi routerlar var. Ve her birinin arkasında IP versiyon 6 network var. Bu 6, burada da bir network var, burada da bir network var. Benim amacım tamamını haberleştirmek. Yalnız router sayısı arttıkça sıkıntı olur bu GRE. Düşünsenize bir tane bunun için bir tane GRE tunnel yapacağım. Bir de buraya GRE tunnel yapacağım. Bir de buraya GRE tunnel yapacağım. Bakın 3 tane gitti bile. Router sayısı fazla olunca ne olacak? Bakın 10 adet router olursa ve hepsinin arkasında IP versiyon network varsa şu formülü biliyor musunuz bilmiyorum ama n çarpı n eksi 1 bölü 2 yani 10 tane router olduğunu düşün. 10 çarpı 10 eksi 1 bölü 2 45 tane bağlantı kurmamız lazım. Yani noktadan noktaya tunnel olayını yani bu teknolojiyi biz şu teknolojiyi şunu da yaparsak cihazlar arasında 45 tane bağlantı kurmamız lazım ki saçma olur. Onun için genelde GRE ve IPv6 IP dediğimiz olay point to point yani noktadan noktaya olan tunnel'lar için kullanılır. Bir önceki videomuzda böyleydi. Ama 2'den fazla 3, 4, 5, 6 gibi router'lar varsa böyle IP arkalarında IP versiyon 6 network varsa ve bunların haberleşmesini sağlamak istiyorsak böyle bir teknoloji geliştirilmiş. Güzel de bir teknoloji. Bakalım teknoloji nasıl çalışıyor. Öncelikle bu cihazın işte bu teknolojinin ismi Automatic 64 diye de geçiyor. 2002 diye bir bloğu sırf bu iş için rezerve etmişler. Birinci bilmemiz gereken bu. Hatırlıyorsanız ben daha önce bahsetmiştim. İşte o global unicast adreslerde her şey kullanılmaz. Bazıları rezerve demiştim. Bu binlerden bir tanesi. 2002 kısmı rezerve edilmiştir. Ve nasıl kullanılıyor? Sistem nasıl çalışıyor bakalım. Şimdi biraz daha yukarı kaldırayım mı şunu? Evet hemen hemen oldu işte. Şunu da şöyle yaparsam tamam. Şimdi şu topolojiyi ben bir incelemek istiyorum. İnceleyelim. Benim şurada bir tane router'ım var. Neredesin? Heh. Ve bu router'ın arkasında şöyle bir IP versiyon 6 network var. Bu bir. Bir tane router 2 diye router var. Bunun da arkasında bir network var. Bu da IP versiyon 6. Bu da bir tane bu router 3 var. Bunların hepsinin benim firmam olduğunu düşün. Değişik illerde. Bunun da arkasında bir tane IP versiyon network var. Yani ben bir tane Çorum'a, bir tane Çanakkale'ye, bir tane de Edirne'ye mesela 3 tane firma kurmuşum. Router'ların arkasında IP versiyon 6 networklerim var. Öyle kullanıyorum işte. Ve ben bunların haberleşmesini istiyorum. Haberleşeceği ortamda ne? IP versiyon 4 kullanan bir internetimiz var Türkiye'de şimdi. Nasıl olur da bunlar birbirleriyle haberleşirler? Onun için ne yaptım? Bir senaryo hazırladım. Senaryo da hani kolay olsun diye, tabii böyle bir senaryo olmaz da, kolay olsun diye ortaya bir switch koydum. Şu cihazları böyle birbirine bağladım. Şöyle de IP'ler verdim. Bunlar sırf kolay olsun diye verilmiş IP'ler. Public IP'ler verilebilir. Ama dediğim gibi neticede aynı şeye hizmet edeceğiz. Sistem nasıl çalışıyor görelim. Şu konfigürasyonları anlatırken yapacağım şimdi. Bakın. Öncelikle şu router'ların, şu interface'lerine şu IP'leri vereceğim. Yani mesela şu interface'e 12.123.00 şu soru işareti şeye göre değişiyor. Router'a göre. Mesela şuna 1 vereceğim. Buna 2 vereceğim. Buna da 3 vereceğim. Bitti. Bu zaten bunların public IP'si olsun. Daha sonra tunnel oluşturacağım biraz sonra. Aynı bir önceki videoda gibi tunnel oluşturacağım. Tunnel oluşturduktan sonra da bütün belirlenmiş o 2002-16 network'ü var ya onu tunnel'a sokacağım. Yalnız burada şöyle bir şey var. Bakın. Networkler yani şu arkadaki networkleri oluştururken kafama göre oluşturamıyorum. Adamlar bana demişler ki 2002'yi yazacaksın 1. Bu sabit. Bunu değiştiremezsin. Tamam. Güzel. Ardından bu ikinci ve üçüncü bloklar var ya toplam 16 bit burada var. 16 bit de burada var. Toplam şu 32 bitlik kısım senin şu public IP diye kullandığın IP'nin hex değere çevrilip
buraya alınmasıdır demiş. Yani ben bunu kafama göre oluşturamıyorum. 2002 adamlar sabit verdiler, rezerve etmişler. İkinci ve üçüncü blok şu benim burada kullandığım tunnel source için kullanacağım public IP'min hex'e çevirip buraya geçirilmesidir. Tamam. Ondan sonra şu kısmı ise sen kafana göre yapabilirsin. Burası neydi? Subnet mask'tı. Biz onun ne olduğunu biliyoruz zaten. Şurası toplamla beraber ne oldu? Prefix oldu işte. Ve şu da mesela bir bilgisayarın IP'si olsun. Bitti, bu kadar. Bakın ben sizin için yaptım. Şöyle yaptım. Şunu ben çevirdim hex değere ve şu çıktı karşıma. Ve bunu buraya yazdım. Aynı şekilde şurayı da yaptım bakın. Bu R2'ye geldim. R2'nin IP'si neydi? Şuydu. Ben şunu çıkarttım ve şuraya yazdım. Gene aynı subnet'i kullanıyorum. Hiç önemli değil çünkü farklı network'ler. Bu farklı, burası farklı. Ondan sonra R3'e geldim. R3'te network oluştururken ilk sabitti. Çünkü adamlar bunu rezerv etmişler. Bunu kullan diyor bana. Sonra ikinci ve üçüncü bloğu şunu çevirerek yazdım buraya. Gene aynı şekilde bunu yazdım. Bunların hiçbiri önemli değil çünkü bunlar farklı network'teler. Peki sistem nasıl çalışıyor? Sistem aynı şöyle çalışıyor. Bakın arkadaşlar. Diyelim ki bu cihaza erişmek istiyor. Bu source IP olacak dolayısıyla, değil mi? Öyle ya, source IP olacak. Paketi hazırlarken. Şunu şuraya komple yazmayayım, şuraya yazayım. Bu da destination olacak. Tamam. Bu Windows 7'miz şunu source, bunu da destination yazarak Router 1'e gönderecek. Router 1 bakacak, diyecek ki destination neresi? Şu. Bunu nereye sokmam lazım bu network'ü benim? Tunnel'a sokmam lazım. Tamam. Tunnel'a sokacağız. Tunnel'a sokacağız ama nasıl yapacağız biz bu işi? Tunnel'a soktuğumuz zaman bize ne lazım arkadaşlar? Şu network üzerinden IP versiyon 4 network'ü internete üzerine gitmesi için bize bir tane source, bir tane de destination IP versiyon 4 lazım. Nasıl yapıyor biliyor musunuz onu? Aynen şöyle yapıyor. Şu az önce sizin source diye kullandığınız kısım vardı ya, şu. Şu ikinci ve üçüncü kısma bakıp direkt şunu çıkarabiliyor. Şu da destination'dı. Buraya bakıp direkt bunu çıkarabiliyor. Çünkü cihaz öyle çalışıyor. Dolayısıyla bir tane paket oluşturuyor bakın. Bir tane paket. Paket IP versiyon 4 paketi oluyor. Source adresi hemen şuradan çıkarıyor. Şuraya yazıyor. Destination adresi şuradan çıkarıp buraya yazı veriyor. Geri kalan ise sizin içine koyduğu IP versiyon 6 paketiniz işte. Sistem bu kadar basit ve sade çalışıyor. Ben şimdi tunnel oluşturacağım biraz sonra. Bakın şurada bir tane tunnel oluşturacağım. Hatta ben gene bu bilgisayarları temsil etsin diye loopback yaptım arkadaşlar. Şu loopback'leri oluşturdum, her birinde farklı farklı. Onun için şu IP'ler mesela değişik. Şurada 1 vermişim. Şurada 2, çünkü şunların dönüşümü değişik olduğu için. Tunnel oluştururken de tunnel'ı nasıl oluşturuyorum? Bakın ne yapmışım tunnel source'a? Demişim mesela router 1'de tunnel oluşturuyorum. Tunnel source, buraya tabii şey yazmamışım. Interface tunnel'da yazmamışım, unutmuşum. Tunnel source şu olsun. Yani şu olsun. Tunnel destination ise bakın tunnel destination yok. Niye yok? Yazamazsınız ki. Otomatik çıkacak o. Tunnel mode IPv6 IP64. Bu şu demek. Şu kısımlara bakarak IP'lerin gideceği yerleri belirle demektir. Bakalım bir yapalım, çalıştıralım. Zaten ben buraya yazmışım ya. Bir sene altta varmış ya. Niye açıklıyorum? Şurada source kısmı mesela şöyle bir IP adres. Destination şu. Adam ne yapıyor? Şunu alıp IP versiyonu sorusuna yazıyor. Şunu da destination'a yazıyor. Bitti, bu kadar. Şimdi şu ayarları bir yapalım bakalım. Çalışacak mı acaba sistemimiz dediğimiz gibi. Şu router görünüyor mu şöyle yaparsam? Bir dakika şimdi. Şöyle yaparsam görünür mü şuradan? Sanırım görünür. Tabii, görünür. Şu kodları göreceğim ya. Aynı zamanda sizin görmeniz sanırım şu da bitiyor. Tamam, sorun değil. Video çekmede biraz acemiyim. Tam daha şey yapamadım, oturtamadım. Şu router 1'in ayarları yapalım. Önce şu ayarlardan başlayalım. Dedim ki config int interface veya 00 IP adres 123.001 olacak burası. 255 255 205 0 no shutdown dedim. Tam bitti.
IPv6 unicast routing yapıyorum. Bu önemli çünkü biraz sonra routing yapacağız. Ve IPv6 root 2002 colon colon 12 16 16 mı? Ha 16 tunnel 0 yaptım. Ne yaptım ben oraya? Ne oldu? Tunnel 0. Tunnel daha oluşturmadığım için mi oldu? Dur bir tunnel oluşturayım o zaman. Interface tunnel 0. Tunnel source 12.123.0.0.1 tunnel mode IPv6 IPv6 IP64 dedik. Ben burada IP adres vermesem bile IP versiyon şu enable edeyim. Yani IP versiyon şey, herhangi bir IP versiyon 6 adresi vermiyorum buna. Dur yazmamışım ama şu yazdım işte sonuçta. Şu az önce niye olmamıştı? Root sanırım tunnel olmadığı için mi olmuştu? Tunnel 0. Ha şimdi oldu evet. Tamam. Meşhur ya bazı şeyde eksik yazmışım. Ondan sonra şey, bir tane loopback oluşturuyorum. Şu loopback oluşturuyorum. Interface loopback 1 olsun, 0 yani 0 olsun, 1 olsun, 1. IP adresi ne olacak bunun? Verirken şu olacak işte. Adres 2002 7B00 0001 222 bu benim verdiğim 100 olsun 64. Sanırım oldu arkadaşlar. Şimdi ise şey yapacağım. Router 2 yapacağım. Router 2. Router 2'yi gene nasıl yapacağım? Şurada unuttuğum şeyleri de hatırlık yapayım da size yardımcı olayım. Mesela şu kısmı yapacağım ilk önce. Conf int fa 00 IP versiyon IP adres 123.0.0.2 olacak bu sefer. 255.255.0 no shutdown yapalım. IPv6 unicast adres yaptım. Tamam. Bir tane loop interface oluşturayım. Interface tunnel 0. IP versiyon enable yapayım sadece. Adres falan vermeyeyim. Ve tunnel source kısmına 123.0.0.2 yazacağım bu sefer. Tunnel mode IPv6 IP64 yazacağım. Niye unuttum? Hiçbir şey unutmadım. Loopback'i de yazdım sanırım. Loopback yazdım mı? Tabii. Yok yazmadım. Loopback yapalım bir tane. Şu konfigürasyonu şöyle güzel yazmamışım ben. Keşke şey yapsaydım. Adres olarak da 2002 7B00 0002 olacak bu sefer. 222 kolon kolon 164 olsun. Ve IP versiyon 6 root pardon bir tanesi. IP versiyon 6 root 2002 kolon kolon 16 tunnel 0'a sokalım bunu. Dedi ki sanırım oldu. Yanlış yap. Birazdan bakarız şimdi. Router 3'e gelelim. Router 3. Router 3 şu tarafta kaldı ama en azından çıkarabilirim ben bunları. Şöyle yapalım da interface VA 00 IP adresi bunun şey olacak. 123.3 olacak. Şu teknolojiyi anlattığım için konfigürasyon kısmını hızlı yapıyorum. Zaten görebiliyorsunuz. Zaten bu yanlış yaptığım şu eksiklerimi de görebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Onun için hızlı yapıyorum arkadaşlar. Şey video çok uzun olmasın dedim. Şunu yaptım. Şunu direkt yazamıyordum tunnel oluşturmacı. Önce bir tunnel oluşturayım. Tunnel oluştururken de 0 IPv6 enable yapayım. Tunnel source 123.0.0.3 olacak bu sefer. Ama tunnel destination'ımız yok. Niye? Öyle bir şey olmaz zaten. Burada başka bir şey ne vardı ya? Ha tamam şu o farklı bir şey. Tamam. Ondan sonra ne var? IPv6 root 2002 16 tunnel 0'a sokalım. Bir tane de loopback oluşturalım. Interface loopback 1. IPv6 2002 7 B00
0 0 3 olacak bu sefer. Dönüşünce öyle oluyor çünkü. 1 1 1 100. Sırf bunlar da hani aklımda kalsın. Ne oldu? Adres yazmayı unuttum tabii ki. Tamamdır. Sanırım tamamlandı. Şunları şuraya ben bir çekeyim. Şöyle. Evet. Bir bakalım neler yapmışız. Show IP interface brief diye bakalım. Şu adresimiz var. Doğru. Başka ne test edelim? Show IPv6 root yapalım. Tamam. Tunnel'a girsin dedik. Tunnel'a bakalım. Show IPv6 interface brief yapıp tunnel'ımız var mı? Evet, tunnel'ımız var şu anda görülüyor. Şu da var. Başka Show IPv6 Show interface tunnel 0 diyelim. Tunnel 0'da nelerimiz var? Protokol olarak şu kullanılıyor. Tamam, güzel. Şimdi burada show IP interface brief yapalım. Bakalım eksiğimiz var mı? Yok, güzel. Show IPv6 interface brief yapalım. Tamam, bu var. Tunnel'da da bir şey oluşmuş, güzel. IP adresi bu. Yani show IPv6 root. Bildiğimiz komutları yazıyorum hep. Bunları gördük çünkü. Tanına sokuyor bunda. Show IP interface brief. Tamam, çalışıyor. Show IPv6 interface brief alalım. Tamam. Show IPv6 root yapalım. Tanına soksun. Tamam. Şimdi ben bir ping atacağım. Nasıl atacağım biliyor musunuz? Şuradan şuraya ping atacağım. Ama önce bir şey yapayım ben bunu. Şurada şey çalıştırayım. Paket tur şey Wireshark çalıştırayım. Router 1'deki şu elemandan bu elemana ping atacağım. Nasıl atıyorum? Ping 2002 colon 7B 00 colon 003 tabii ki colon 222 colon colon 100. Source olarak da loopback 0 kullanacağım. Bakalım çalışacak mı? Incomplete. Niye incomplete dedin ki? Neresi incomplete bunun? Neden? Source loopback loopback 0 loopback 0. Ben mi yanlış yapıyorum? Tamam. Loopback 1, ha 1 kullandım, pardon. Bakalım atacak mı acaba, bilmiyorum. Belki de çalışmayacak sistemimiz. Atmadı ping. Şunlar arasında iletişim var mı diye bakalım önce bir. Yani normalde router 1'den router 2'ye ping atabiliyor muyum ben? 123.0.0.3. Attım, güzel. Öbürüne ping atabiliyorum. Öbürüne ping atıyorum. Onu attım. Bunu bir daha deneyeceğim. Belki de atamamıştır diye. Şurada yanlış yaptığım bir şey var mı? Görünmüyor. Paketlerde bu arada herhangi bir şey oluyor mu? Burada bir hata var gibi. Echo. Aslına bakarsanız gidiyor gibi görünüyor. Niye gitmiyor ama? Yani şurada mesela bir paket gönderiyor. Bizim yüz. Hem de şuna gönderiyor. Gönderirken de nasıl gönderiyor? İşte aynen böyle bizim dediğimiz gibi. Şunlara çevirmiş. Şunlar da şey gibi gidiyor. Bunun içerisinde şöyle bir hata mı geldi? Response demiş. Bakalım bir saniye. Peki şu router 2'den deneyelim bir de. Diyelim ki ping olsun. Tabi burada şey miydi? Show IPv6 interface brief. Loopback 1'miş. Tamam. Loopback 1 yani şu. Şu adrese ping atalım şuradan. Pardon. Ping. Kaç tane ping yazacağım? Bir şey yanlış yaptım. Kesin şu anda göremiyorum onu. Loopback 1. Aha, attı ping. Kesin yukarıda bir şey yanlış yazdım ben. Bakalım ping nasıl attı. Şuna bakalım şimdi arkadaşlar. Bakın buradan şimdi ping gönderdim ben, doğru mu?
Nereye gönderdim? Tabii ki router 2'ye gönderdim. Source da bu şekilde yaptım. Şimdi biz bunu şöyle inceleyelim. İncelerken pakete bakarsanız ne yaptı? Gönderirken IP adreslerini çıkarttı ve şu hale getirdi. Ama içerisine giden ne? Birden 2'ye gidiyor. Ve ICMP paketi bitti, bu kadar. Sistemimiz çalıştı. Az önceki sistemin çalışmamasının sebebine bir bakalım mı şurada? Gene gitmedi. Kesin bir şey var yanlış yaptığımız. Niye? Router 3'e gelip de Show IPv6 Interface Brief yaptığımız zaman bu ne? Ha, 1-1-1 yazmışım. Böyle bir, ben niye böyle bir uydurdum ki kafamdan? Bak, uydurmuşum ben bunu. Öyle bir şey yok ki. Yani şu 1-1-1'miş. Yanlış vermişim. Hey Allah'ım ya. Attı işte ping, görüyor musunuz? Tamamdır. Şimdi attı. Evet, gene aynı şekilde yaptı. Teknoloji bu kadar ve çok basit ve sade çalışıyor. Yapmanız gereken sadece şunları hex değere çevirip ikinci ve üçüncü bloklarını bu halde yazmanız. Çünkü sistem aynı şurada tarif ettiğim gibi çalışıyor arkadaşlar. Budur. Bu 19. videomuz. Bundan sonra IZTAP dediğimiz bir teknoloji var. Windows 7 ve router arasında yapacağımız. O videoya geçeceğiz biraz sonra. Bu konuyla alakalı sorunuz olursa veya yorumunuz olursa videonun altına yapabilirsiniz. Umarım yararlı olmuştur. Hoşça kalın.